Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 6. sınıf fen bilimleri dersine Tayfur hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Evet çocuklar, bugün bu ünitede ısı iletkenliğinden bahsedeceğim. Sonra da ısı yalıtımı, ısı yalıtımın öneminden bahsedip konuyu bitirmiş olacağım. Arkadaşlar ilk başta şöyle bir ısıyı bir tanımlayalım. Çünkü ısı iletkenliği ve yalıtkanlığını tam olarak anlamamız için bir ısıyı tanımlamamız gerekiyor. Nedir ısı hocam? Çocuklar, ısı sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen bir enerji türüdür. Yani ısı bir enerjidir. Ve sıcaklığı farklı olan maddeler arasında oluşan bir enerji türü ve akışıdır. Yani bir alışverişte diyebiliriz. Sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı az olana doğru aktarılan bir enerji türü. Isı her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru olan doğru bir akıştır. Isı alan maddenin taneciklerin hareketi artar. Mesela burada bu maddenin taneciklerin hareketi artıyor. Çünkü ısı alıyor. Artar. Isı veren tanecikli maddenin taneciklerinde hareketi azalır. O zaman bunun da hareketi ısı verdiği için azalır. Bu şekilde düşünebiliriz. Isını alan bir maddenin taneciklerin hareketi, titreşim hareketleri, diğer hareketleri artıyor. Isı veren maddenin de hareketleri azalıyor. Her zaman da unutmayın, ısı akışı sıcaklıktan, sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı az olana doğrudur. Çocuklar, ısının yayılması sırasında ısı kaynağına en yakın tanecikler ısı alır. Ve bu tanecikler daha fazla titreşerek diğer soğuk taneciklerin ısısını aktarır. Yani şöyle düşünün. Yan yana tanecikler var. Burada taneciklerinden şurayı mesela ısıtıyorum. Isıyı veriyorum. Bu tanecik titreşimi artar. Bu titreşim, şöyle göstereyim, hatta başka bir renkle göstereyim. Bunun titreşimi artar. Bu titreşimi buraya aktarır. Sonra bu titreşimi buna aktarır. Bu şekilde ısı iletilmiş olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Isı iletme özelliğine göre maddeleri ikiye ayırıyoruz. Birincisi ısı iletkeni madde. Diğeri de ısı yalıtkanı madde. Yani bir maddenin ısıyı iletip iletmeme özelliğine göre ikiye ayırabiliriz. Isı iletkeni ve ısı yalıtkanı. Arkadaşlar önce ısı iletkeni ile başlayalım. Maddelerin sıcaktan soğuğa doğru ısı geçişine ısı iletkenliği diyoruz. Isı alışverişini engellemeyen veya ısıyı iyi ileten maddelere de ısı iletkeni maddesi denir. Örnek çocuklar, altın, gümüş, bakır, alüminyum, demir, çelik gibi metaller ısıyı iyi iletir. Hatta günlük hayatımızda da bol bol bunu görürüz. Mesela alüminyum bir tencere kullanırız. Anlatabiliyor muyum? Alüminyum tencereyi ısıttığımız gibi sıcaklığı artar. Hemen içindeki maddeyi ısıtır. Isıyı iyi ileten maddeleri işte bundan dolayı ısı iletkeni maddeleri diyoruz. İyi ileten maddeyi de ısı iletkenliği diyoruz. Çocuklar, yemek pişirme esnasında dikkat edin. Isıyı iyi ileten bir madde kullanırsanız eliniz çabuk ısınır. Mesela örnek veriyorum, metal bir kaşıkla yemeği karıştırırsanız bir süre sonra metal kaşığı tutamazsınız. Çünkü iyi iletken bir maddedir. Bundan dolayı buna iletken diyoruz. Tahta kaşıkla ısıtırsanız eliniz yanmaz. Uzun süre karıştırabilirsiniz çünkü tahta kaşığı iyi iletmez. Yalıtkan bir maddedir. Bundan dolayı yemek pişirirken ya da tencere kullanırken yemeğin pişmesi için iyi ileten maddeler kullanmalıyız. Ondan dolayı demir, çelik gibi maddeler kullanıyoruz. Arkadaşlar ısı yalıtkanlığından bahsedeyim. Isıyı zor ileten maddelere de ısı yalıtkanlığı. Yani ısının geçişini zorlaştıran maddelere ısı yalıtkanı diyoruz. Isı yalıtkanı olan maddeler tanecikleri düzensiz. Ve tanecik arasında boşluklar çok fazladır. Mesela plastik bir yalıtkana örnek verilebilir. Strafor köpüğü, tahta bir yalıtkan, biraz önce tencerede tahta kaşığın kullanılması gibi. Saman, pamuk, yün, seramik, elyaf, beton, hava ısı yalıtkanı olarak kullanılabilen maddelerdir. Şurada zaten düşünülürseniz örnek veriyorum samanı, pamuğu, tanecikleri daha düzensizdir ya da strafor köpüğü. Aralarında boşluklar vardır ve düzensizdir. Bundan dolayı bu tanecik ısındığında buraya gelip bunu ısıtması ya da bu taneciği titreşimini artırması zaman alır. Bundan dolayı yalıtkan maddelerdir bunlar. Ya da havayı düşünün. Havadaki tanecikler birbirinden ne kadar uzaktır değil mi? Gaz olduğu için. Bundan dolayı bu titreşim buna iletilip bunun titreşim buna iletilmesi zaman alır. Bundan dolayı iyi iletken değillerdir. Bu şekilde düşün. Mesela bu termos bir yalıtkan maddesidir. Üzerine içine sıcak ya da soğuk bir madde konulduğunda bu madde uzun süre kullanılabiliyor. Çocuklar, maddeye oluşturan tanecik arasında boşluk miktarı arttıkça
maddenin ısı yalıtkanlığı artar. Yani katı, sıvı ve gazı düşündüğünüzde en iyi yalıtkan bu üçünden gaz maddesidir. Çünkü tanecikler birbirinden uzaktır. Yani gaza doğru gittikçe yalıtkanlık artar. Hava içinde boşluk çok fazla. Bundan dolayı ısı iletimi çok yavaştır. Yani havayı da gaz olarak düşünürsek bu yalıtkan maddeye örnek verebiliyoruz. Tam olarak ısı yalıtımı sağlayan bir maddeden söz edemeyiz. Bu ne demek? Yani tamamen %100 yalıtım sağlayan bir madde yoktur. Yani her madde az da olsa ısıyı iletir. Evet. Ama çok az iletenlere yalıtkan diyoruz. Çok fazla iletenlere de ısı iletkeni diyoruz. Tek fark bu. Çocuklar, ısı yalıtımı nedir? Maddelerin ısı akışını yavaşlatması ve ısı kayıplarının engellenmesi için yapılan işlemlere ısı yalıtımı diyoruz. Yani maddenin ısı alışverişini yavaşlatacağız ya da engelleyeceğiz. Ne kadar engelleyebiliyorsak. İşte bununla ilgili kullanılan işlemlerin hepsine ısı yalıtımı diyoruz. Bu işlemler sırasında ısıyı iyi iletmediği için kullanılan malzemelere de yalıtım malzemeleri diyoruz. Yani bu amaç için kullandığımız malzemelere yalıtım malzemesi diyoruz. Peki yalıtımda en çok hangi malzemeleri kullanıyoruz? Strafor köpüğü, tahta, plastik, cam yünü, taş yünü, bakalit, silikon yünü veya katran gibi maddeler kullanıyoruz çocuklar ısı yalıtımında. Peki ısı yalıtımının önemi nedir? Mesela bir binalarda ısı yalıtımının özellikleri seçilirken hangi maddeleri hangi özelliğe göre seçeceğiz? Çocuklar, ısıyı iyi iletmeyen malzemeler olmalıdır. Binalarda ısı yalıtım malzemesi kullanırken. Bu arada böylece binalarda ne oluyorsun ısı yalıtımı kullanınca? Kışın soğumasını engelliyorsun. Yazın da sıcaklığının artmasını engelliyorsun. Yani yazın seri... Enerji tasarrufu sağlamış olur. Evet. Mesela yazın kışın kombiyi daha az açıyoruz. Neden? Dışarının soğuğu içeri geçmesin. Ya da yazın klimayı daha az açıyoruz. Yazın klimayı daha az açıyoruz. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlıyoruz ve doğaya, çevreye korumuş oluyoruz. Isıyı iyi iletmeyen malzemeler olmalı. Isıya karşı dayanıklı olmalı. Kolayca erimemeli. Ağır olmamalı kullanacağımız malzeme. Kısa ömürlü olmamalı. Mesela insanlar her 2 yılda bir binalarındaki ısı yalıtımını yenileyemezler. Uzun ömürlü olmalı. 20, 30, 40 yıl gibi uzun ömürlü olmalı. Ağır olmamalı ki binaya yük bindirmesin. Isıya karşı dayanıklı olmalı. Yüksek sıcaklıklarda erimemesi gerekiyor. Ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek maddeler içermemeli. Kanserojen maddeler içermemeli. Çocuklar, insan sağlığını olumsuz etkileyecek maddeler içermemeli demiştik. İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır. Kolayca yanmamalıdır. Yani bir binanın ya da evin alev alması sırasında kolayca yanmamalı ki ev korunabilsin. Mesela şurada görüyorsunuz, çift cam kullanılmış. Çift cam sayesinde ne oluyor? Yazın fazla ısının gelmesini engelliyor. Kışın da soğuğun evin içine gelmesini engelliyor ve içerideki sıcak havayı koruyoruz. Çift kalın camlar da bir yalıtım malzemesi. Şimdi aralarında ne vardır bunların? Şurada hemen göstereyim. Aralarında hava boşluğu vardır çift camın. Böylece ısının girişi ve çıkışını yavaşlatıp engellemiş oluruz. Gelelim çocuklar yalıtım malzemelerine. Yalıtım malzemelerinden özellikler, yanıcılığı, kullanımı, kullanıldığı yerlerden bahsedeceğim. Hızlı hızlı. Cam yünü zor alev alıyor. Bu bizim için iyi bir özellik. Uzun ömürlü. Bu da bizim için iyi bir özellik. Tavan, duvarlar ve tesisat borularında kullanılıyor cam yünü. Zaten çocuklar dikkat ederseniz dışarıdaki tesisat borularının etrafını cam yünüyle kapatırlar ki kışın borudaki su donmasın. Çünkü böyle, donarsa genişler ve boruyu patlatabilir. Hacmi artar, genleşir ve patlatabilir. Bundan dolayı genellikle bunların tesisatın etrafını kapatıyorlar. Silikon yünü yine zor alev alıyor. Güzel bir özellik. Uzun ömürlü olması da iyi. Dış cephelerde kullanılıyor silikon yünü. Çocuklar, taş yünü yanmaz. Uzun ömürlü, tavan iç dış duvarlarda kullanılıyor. Bu çok iyi. Yanmaması bizim için çok iyi ve uzun ömürlü olması. Plastik köpük alev alıyor. Bu bizim için iyi bir özellik değil. Uzun ömürlüdür, iç ve dış duvarlarda kullanılır. Ahşap, çocuklar, kısa ömürlüdür. Bizim için iyi değil. Alev alması bizim için önemli değil. Daha çok iç zeminlerde görsellik açısından kullanılıyor. Katran, çocuklar, alev alması bizim için iyi değil. Kısa ömürlü olması iyi değil. Tavanlarda kullanılıyor. Volkanik tüfler yanmaz. Uzun ömürlü ve dış cephede çok iyi. Bizim için önemli bir özelliktir. Bu şekilde maddelerin genel özelliklerini, yalıtım malzemelerini görmüş oluyoruz. Peki ısı yalıtımının önemi ne? Çocuklar, ısı yalıtımı yoksa kışın ısı kaybı çok olur.
Bundan dolayı ısı kaybından dolayı ne yaparız? Daha çok kalorifer yakarız. Daha çok soba yakarız. Daha yüksek faturalar öderiz. Ve böylece daha yüksek faturalar öderiz. Binaları veya konutları sıcak tutmak için de daha çok yakıt tüketmiş oluruz. Yani kesinlikle enerjiden tasarruf sağlamayız. Tam tersi enerji kaybı yaşarız. Yaz aylarında ise binalar ve konutları aşırı ısınacağı için bu sefer neyi açıyoruz? Klimayı. Bu da elektrik tüketimine neden oluyor. Yine bize fatura olarak gerek dönüyor. Bakın şurada görselde görüyorsunuz. En çok kırmızıyla olan yerler ısının çok kayıp edildiği yerler. Görüyor musunuz? Kapı ısının daha çok kaybedildiği yerler. Çatıları görüyorsanız bunlar zemin, cam kenarları ısının kaybedildiği yerlerdir. Onun için buralarda önlem alınması gerekiyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde ne yapıyoruz? Cam yünü gibi yerlerde döşeyerek ısı yalıtımı sayesinde ısının kaybını engellemiş oluyoruz. Başta birazcık para veriyoruz hocam ama onu birkaç yani bir sene içerisinde falan ödediğimiz evet. Faturaların azalmasıyla beraber neredeyse çıkartmış oluyoruz. Evet kesinlikle ilk başta bir ücret ödüyoruz ama bu 2-3 yılda birbirini karşılayan bir ücret oluyor sonrasında ve ondan sonra kâra geçmiş oluyorsunuz. Çocuklar ısınmak için harcanan enerji kaynaklarından bazıları çok ciddi hava kirliliğine de neden oluyor. Yani siz doğal gazı daha çok yakmanız havayı da kirletiyor. Yani ısı yalıtımı çevre dostu da. Hava kirliliğindeki bu artış küresel ısınmaya neden oluyor. Ve iklim değişikliğine neden oluyor. Günümüzde küresel ısınma dünyanın en büyük sorunlarından biri. Bu ısı yalıtımı sayesinde küresel ısınmanın az da olsa önüne engel ya da küresel ısınmayı azaltmış oluruz. Yalıtım sayesinde harcanan enerjinin azaltılması ile enerjinin verimli kullanılması sağlanır ve hava kirliliği azalır dediğimiz gibi. Ayrıca ülke ekonomisi ise sınırlı olan enerji kaynaklarının daha uzun süre kullanılmasını ve böylece ülke ekonomisine ne bulunmuş oluyoruz? Katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani elektriği daha az kullanıyoruz, doğalgazı daha az kullanıyoruz, böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu şekilde ısı iletkenliği ve ısı yalıtımını anlatmış olduk. Yalıtımın önemini de kavramış oluyoruz.